click start Evet. Kaldığımız yerden devam edeceğiz bu e, videoda da. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerde kalmıştık ama öncesinde biliyorsunuz din ve edebiyat ilişkisini işledik. Yine e, alt başlık itibariyle din ve edebiyat konusuna da bu derste de değineceğiz. Evet, Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler dersek biliyorsunuz edebiyatın tarihle ilişkisi, tarihi dönemlerle de ilişkisi bağlamında ele alınıyor. Dolayısıyla edebiyat toplumu oluşturan bireylere kısacası toplumun e, ürünüdür. Yani o bireylerin ürün olması itibariyle toplumun ürünüdür. Toplum yaşamında ortaya çıkacak değişiklikler, başta dil olmak üzere o milleti millet yapan faktörleri ve onun ürünü olan edebiyatı derinden etkiler. Tarih boyunca varlığını sürdürmüş olan Türk milletinin edebiyatı da bu değişimlere paralel olarak türlü aşamalardan geçmiştir. Türk edebiyatını bu değişimler sonucunda ortak paydalarına bakıp dönemlere ayırarak incelemek onu daha iyi anlamamızı sağlar. O zaman şöyle diyeceğiz. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasının asıl amacı yani daha doğrusu en önemli amaçlarından birisi onu çok daha iyi anlayabilmektir. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri şu başlıklar altında ifade edebiliriz o zaman. Dil anlayışı. E biliyorsunuz 9. sınıfta gördüğünüz edebiyatın malzemesi neydi? Dildi dil coğrafyası yani edebiyatın malzemesi olan o dil hangisi ise İngilizce Türkçe Almanca Fransızca Arapça hangisi ise o dilin yaygın olarak kullanıldığı coğrafyada bu ölçütler içerisine girer ve orada kültürel farklılaşmalar yani dönemsel anlamda İslamiyet öncesindeki kültürden İslami dönemdeki kültürün etkisi İslami dönemden sonra işte Batı etkisindeki Türk edebiyatının kültürümüze etkisi Kültürel farklılaşmaları doğurur arkadaşlar. Dini hayat, din ve edebiyat ilişkisinde bahsetmiştik dersimizde, Ebadaki derslerde de bahsedildi biliyorsunuz. Dini hayatında yine din, madem ki insanı konu alan, insanı muhatap alan bir unsur, bir değer, bir kültürel dinamikse, o halde edebiyat da insanı konu aldığına ve insanın ürünü olduğuna göre dini hayatla da yakından ilişkilidir. E bir de sanat anlayışı var ki bu da dönemden döneme ve kültürel farklılaşmaya bağlı olarak değişiyor biliyorsunuz. Aynı zamanda e, dil anlayışını zaten ifade etmiştik. Dil biliyorsunuz e, peki nedir? Dil, dil anlayışından başlayalım ilk önce. Sürekli değişen ve kendisini yenileyen bir canlı varlık olarak tanımlanır. Bir milletin sosyal, dini, siyasi hayatındaki değişme ve gelişmeler dilin de değişmesine neden olur. Edebiyatı oluşturan ana malzeme dil olduğuna göre dildeki her gelişme ve değişmeden edebiyatta payına düşeni alır. Türkçe İslamiyet öncesi dönemlerde yabancı etkilerden uzak kalmıştır. İslamiyetin kabulünden sonra Arapça ve Farsça'nın Türkçe üstündeki etkisi artmıştır. 19. yüzyıldan itibaren de Türkçenin Batı dillerinin etkisinde kalmaya başladığını düşünürsek dilimizdeki bu dönemsel değişiklikler edebiyatımızın da farklı dönemlere ayrılmasında etkili olmuştur. Bu dönemsel değişiklikler nelerdir? Dil coğrafyası mesela Türklerin 11. yüzyıldan itibaren farklı coğrafyalara yayılması dilde de farklılıklara ne yapmıştır? Yol açmıştır. Türkçe, Doğu, Batı ve Kuzey Türkçesi olarak 3 ana kola ayrılmıştır. Ayrı ayrı devletlerin kurulmasıyla her boy kendi yazı dillerini oluşturmuştur. Alfabedeki farklılıklar bile bu duruma göre değişebiliyor biliyorsunuz. Kültürel farklılaşma ise Türkler biliyorsunuz tarih boyunca üç farklı medeniyet içinde yer almıştır. Az önce ifade ettim. Göçebe kültür, İslamiyet öncesi yani İslam etkisindeki kültür ve Batı etkisindeki kültür. İslamiyet öncesinde göçebe bir yaşamı benimseyen Türkler, İslamiyet'in kabulüyle birlikte yerleşik yaşamı benimsemeye başlamıştır. Sosyal ve kültürel yapıda meydana gelen değişiklikler, edebiyat ve dili de etkilemiştir. Türklerin Batı kültürünü tanımasıyla birlikte kültür ve edebiyatta değişiklikler meydana gelmiştir. Dini hayatta ise bunu detaylı olarak ifade etmiştik biliyorsunuz. Türkler İslamiyet'i kabul etmeden Budizm, Maniheizm, Şamanizm gibi dinleri benimsemiştir. Bu dinlerin etkisi edebiyatımıza da yansımıştır. İslamiyet'in kabulüyle birlikte Kur'an, hadis, peygamberler tarihi, dört halife, hulefai raşidin diye geçer terminolojide. Tasavvuf gibi İslamiyetle ilgili kavramların edebiyatımızda yer almaya başladığını da görüyoruz. Türklerin her dönemde sanat anlayışındaki farklılıklar edebiyatı da yansır. İslamiyet öncesinde Şaman, Ozan, Kam, Baksa adı verilen din adamları çeşitli törenlerde etkili olmuş ve törenlerin dini eksenli olarak düzenlenmesini sağlamıştır. İslamiyet'in kabulünden sonra eserler İslamiyet'i yayma düşüncesinden yola çıkarak meydana getirilmiştir. Batı kültürünün etkili olduğu Tanzimat, Servet-i Fünun ve Fecri Ati dönemlerinde sanatçılar başlangıçta toplumsal düşüncelerini öne çıkarırken sonraları bireysel düşüncelerini ön plana çıkarmışlardır. Milli Edebiyat ve Cumhuriyet döneminde ise memleketçilik düşüncesini ön plana çıkardıklarını görüyoruz. Evet bir sonraki üniteye geçmeyeceğiz. Burada kalacağız değerli arkadaşlar. Böylelikle biliyorsunuz İslamiyet'in öncesi, İslamiyet etkisi ve batı etkisine göre değişen ana dönemleri olduğunu gördük. Bu ana dönemler içerisinde yine coğrafyanın etkisi, dil anlayışı, din edebiyat ilişkisi üzerine değinerek edebiyatın dönemlere ayrılmasındaki ölçütler üzerinde durduk. Tabi bu ölçütlerin dışında en önemli amaç bunu dönemlere ayırmamızdaki amaç neydi? Edebiyatı daha iyi, edebiyat tarihini daha iyi anlaşılabilir kılma veyahut anlamlandırabilmeydi.